Böyle çıkamam ki karşılarına. Mümkün değil. Alo. Buyurun Adalet Hanım. Kıyafetlerini ve kitaplarını odana yerleştirdim Seher. Ona haber vermek için aramıştım. İstediğin başka bir şey var mı? Çok teşekkürler. Zahmet oldu size de. Olur mu kızım? İçine zahmet. Yusuf'u da çok mutlu etmişsin bu arada. Ne oldu ki? Yaman Bey'le kıyafet almaya gitmişsiniz galiba. Elinde telefon, seçtiğin kıyafetle fotoğrafını gösteriyor hepimize. Görsen nasıl mutlu kızım. Teyzem eskisi gibi güzel oldu diye bıcır bıcır koşuşturuyor. Hiçbir şey hatırlamıyorum maalesef. Ama her şeyi Yusuf için yapıyorum. O mutlu olsun, üzülmesin diye. Onu tanımıyorum ama gözlerindeki ışık bütün mesafeleri yok ediyor. Benim için ne kadar uğraştığını görüyorum. O olmasa ne yapardım? Bu süreçte nasıl başa çıkardım hiç bilmiyorum. Her şey daha da güzel olacak. Bir daha asla. Ama asla bana böyle dokunma. Asla. Yaptım bunu. Yüzüğü parmağıma taktım diye mi? Masana bıraktığım nota yazmıştım. Yüzüğü Yusuf üzülmesin diye taktım. Başka bir anlamı olmadığını açıklamıştım. Lütfen. Lütfen bir daha yapma böyle bir şeyi. Ben buraya da Yusuf için geldim. Az önce Adalet Hanım'la konuştuk telefonda. Yusuf çok mutluymuş, onu anlattı. Ben ne yapıyorsam yeğenim için yapıyorum. O mutlu olsun diye. Belki hiçbir zaman eskisi gibi olamayacağım ama onun için elimden ne geliyorsa yapmaya çalışıyorum. Sakın bu çabamı yanlış anlama. Onu tanımıyorum ama gözlerindeki ışık bütün mesafeleri yok ediyor. Benim için ne kadar uğraştığını görüyorum. O olmasa ne yapardım?
Bu süreçte nasıl başa çıkardım hiç bilmiyorum. Neden üstüme geliyorsun? Ne durumda olduğumu anlamak bu kadar zor mu? Evet, biz evliyiz seninle ama sen şu an benim için bir yabancısın. Nasıl istersen öyle olacak. Harika. Gelinlik üstünüze tam oturmuş. Çok güzel olmuşsunuz. Çok yakışmış. Işıl ışıl.